Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Umarım iyisinizdir. Rüyada damacana görmek nedir? Bununla karşınızdayım arkadaşlar. Bu sembolle karşınızdayım. Rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre, görülüş şekline göre, yanındaki sembole göre anlamlar değişir arkadaşlar. En küçük detay rüyanın anlamını değiştirir. Rüyalarla ilgili bilmeniz gereken en önemli şey bu arkadaşlar. En küçük detay rüyanın anlamını değiştirir. Yani nasıl gördün, kimle gördün, ne yaptın, bunlar çok önemlidir arkadaşlar. En küçük detay dediğim gibi anlamı değiştirir. Yani bıçak sembolü gördün. Bıçakla kurban kestiğini görmek çok güzeldir. Elini kestiğini görmek kötüdür arkadaşlar, zarardır. Yani böyle anlam ayrımları çok güçlüdür arkadaşlar. Rüyada ondan detaylar çok önemlidir. İçinde bulunduğunuz durum da çok önemlidir. Yastık görürsün, evli için farklı, bekar için farklı yorulur arkadaşlar. Kalem görürsün, iş sahibi olan için ayrı yorulur, iş sahibi olmayan için. Yani bir rüya yorumcusunun arkadaşlar tam nokta atışı tabir yapabilmesi için sizin hayatınızdaki bazı noktaları bilmesi gerekiyor. Evli misin, bekar mısın, beklentin nedir? Çünkü size sembol arkadaşlar yani birden fazla şeyi işaret eden semboller de vardır. Damacana sembolü figüran semboldür. Figüran semboller nedir? Kendi başına pek anlam ifade etmeyen sembollerdir arkadaşlar. Bunlardan daha fazla bahsedeceğiz. Damacana arkadaşlar olay şudur. Anlam ayırmıştır. Damacana dolu muydu boş muydu? Ya da içinde ne vardı? Hani su yerine başka bir şey de görebilirsiniz. Yani her şey görülür arkadaşlar. Rüyalar gerçekten bak kurgu filmlerde göremeyeceğiniz sahneleri rüyanızda görürsünüz. Çünkü ise rüyada yani söylediğimi yanlış anlamayın. Görülen rüyalardan biridir. Yani yakınlarınızla cinsel ilişkide bulunduğunuzda görürsünüz. Her şey rüyada bir sınır yoktur. Sevgili arkadaşlarım damacana da su varsa beklentilerinizin yerine geleceğine maddi beklentilerinizin yerine geleceğine işaret eder. Yani şöyle söyleyebilirim Damacanayı kaldırdın banyo yaptın rüyada arkadaşlar yıkanma sembolü çok güzeldir ben sadece kolumu yıkadığımı gördüm o gün içinde yüklü miktarda para geldi beklemediğin yerden para geliyor gerçekten ve o borçlarımı ödedim yani neden benim hayatım boyunca hep borç vardı çünkü fakirseniz borçlu doğuyorsunuz arkadaşlar biz gerçekten borçlu doğuyoruz yani Allah esirgesin. Birilerinin babası ölüyor. Geçen ben bir çocuğa üzüldüm. Babam öldü diye anlattı. 22 yaşındaydı genç bir arkadaş. Ya dedi babam öldü dedi. Üzülme kardeşim şöyle destek vereyim filan dedim. 40 trilyon dedi. 40 mı? İşte o zaman bir şeyler dedi arkadaşlar. Şimdi yeni kalktım aklımda yok. Şu kadar miras kaldı dedim. Selçukçum dedim. Yani sen sen kendine üzül. Yani şimdi İnsanlar çok ayrı insanlar arkadaşlar. Birilerinin babası ölünce onlara borç kalıyor, reddi miras kalıyor. Birilerinin babası ölünce ne oluyor? Onlara yüklü miktarda para kalıyor. Hayat yani biz işte fakirlik vesaire yokluk ne yapıyoruz? Döndürüyoruz durmadan. Kredi kartı 8 taksit, 9 taksit. Ha şunu beğendim alıyorum diyemiyorsun. Ya şöyle de böyle işte indirim olmaz mı? Şöyle vesaire. Yani ne yapalım hani zorlanıyoruz. Bunun başka bir modeli yok. Onu be hani ne diyorsun? Param yetmiyor, alamıyorum diyemiyor. Ben bazen diyorum arkadaşlar. Aa Selçuk Bey ne kadar açık sözlüsünüz. Ya bırak açık sözlü diyor. Fakirlik içime işlemiş. Vesaire. Neyse atıyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. Ne yapalım canım yani insan her şeyi yaşıyor bu dünyada yani kolay süreçler değil damacananın içinde su varsa beklentilerin yerine gelmesidir maddi isteklerin karşılanmasıdır yani şimdi damacanayı boş yere döktün paranın boşa gitmesidir ama ağaç suladın damacanayla meyveleri suladın yaptığın yatırımların karşılık bulacağına yani parayı bir yere yatırmak istiyorsan rüya sana diyor ki kazanacaksın daha fazla kazanacaksın. Damacana boşsa isteklerin, maddi isteklerin, beklentilerin yerine gelmeyecek oluyor arkadaşlar. Yani böyle gerçekten zor. Ne diyebilirim başka? Hani nasıl anlatabilirim bu konuyu? Böyle arkadaşlar yani damacana da su var mı yok mu figüren semboldür kendileri ve damacana da su varsa gerçekten şeydir. Yani isteklerin, beklentilerin karşılanacak demektir. Yani daha çok maddiyatla alakalıdır arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.